Buyurun. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Elmas Hanım'ın karşılamasını iyi buldum. Güler yüzlü tatlı dilliydi. Candan gönülden karşılama yok. Biraz böyle candan cıvıklı olacak. Böyle böyle ne bileyim neşeli olacak. Aşırı soğuk ve endişeli buldum. Ben oynadığını düşünüyorum. Ben oynadığını düşünmüyorum. Bence doğal bir kadın. Tekrar hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk Elmas ablacığım. Hoş bulduk. Evet nasılsınız hanımlar, iyi misiniz dünden sonra? Biraz bomba gibi alıştınız değil mi artık? Evet. Elmas abla bugün artık herkes açılmış durumda geliyor. Dünün heyecanı gitti. Evet. Herkes programa alıştı. Önce Dilek'e sormak istiyorum. Sen nasılsın dünden sonra? Daha iyi. Çok heyecanlıydın, cidden evet, yoruldun gerçekten da. Gerçekten çok yoruldum, uykusuzdum da zaten. Neyse. Dünle alakalı kısaca söylemek istediğin bir şey var mı? Elmas ablayı tanımadan önce bir. Dün çok fazla konuşamadın çünkü sen. Hem yorgundun hem heyecanlıydın. Evet. Elmas abla benim için aslında çok güzel şeyler söyledi. Arka planda ne söyledi tabii bunu bilmiyorum. Arkamdan neler söylemiş ya şu küçük. Beceremez, yapamaz. Ben ondan daha güzel yaptığımı düşünüyorum. Bunu artık izlediğiniz zaman... Özellikle Sevgi Hanım'ın altını çizdi. Dün dedi ki yani dedi affedersin iki yüzlüsün dedi. Elmas Hanım çok ikili oynuyorsunuz. Dikkatinizi çekerim. Rahmanirrahim. Ben ikili çok oynadığını düşünmüyorum. Ya ben burada Dilek'e niye savunuyorum? Evet. Ya da patlıcan acıysa niye patlıcan sizin arkanızdan farklı davranıyor, yanınızda farklı. Sonra da Elmas abla açıklamasını yaptı. Dedi ki dedikoducuyum, severim böyle şeylerde. Açıklaması buydu. Evet besleniyorum. Yani dışarıda mı Dilek hakkında konuştu yoksa masada Dilek mutfağa gidince mi yaptı? O arada derede işte buluyorsun. Olsun iyi bir şey. Ben Elmas ablanın yaptığı yapmayacağım tabii ki. Ama eğer Adali beğenmediğim bir şey varsa da direkt patadan söylerim. Hadi bakalım söyleyeyim. Göreceğiz. Sen de bir masada evet. Misafir olarak görelim ondan sonra konuşuruz tamam. Bunları. Hı-hı. Dilek ekstra kibar oldu ev sahibi olduğu için ama bugün de birazcık tabii ki de sesi çıkacak. Ama onu da zannedersem beni bastırabileceğini sanmıyorum. Evet Elmas abla haftaya cidden iddialı bir giriş yaptın. Evet. Kendine de güveniyorsun ama biz seni merak ediyoruz. Ben merak ediyorum. Benim seyirci de merak ediyordur. İşte 47 yaşındayım. 17 yaşımda babam birine münasip gördü, verdi, evlendirdi. Fakat tabii çalışmadı, bakmadı çoluğuna, çocuğuna. Ben de cahillim. O yüzden arka arkaya 4 çocuk doğurdum. Onlara bakmak, onların bütün sorumluluğunu almak bana kaldı. İlk eşimden, çocukların babasından çalışmadığı için ayrıldım. 16 sene birlikte yaşadık ama imkanı yok. Çalışma azmi şeyi gelmedi adama, yaşama heyecanı. Öyle olduğu için de madem ben çalışacaksam dedim, çocuklarıma bakarım, sana bakmam dedim. Evimi, yolumu ayırdım. İlk başta 2,5 yıl kayınvalidemle birlikteydik. Fakat kayınvalidem çok kıskançtı. Oğlunu çok kıskandırırdı. Bizim yatak odamıza bile girmemize izin vermezdi. Öyle olduğu için 2,5 yıl zor durdu. Ve ben artık otoritemi koydum. 2,5 yılın sonunda sen ayrılmak istedin. Ben ayrılmak istedim. Ne dedin peki? Eğer dedim eşime oturdum karşıma aldım konuştum. Ha ayrılacaksan evimizi ayıracaksak buradayım seninle beraberim. Değilsek ben gidiyorum hadi al asmaladım. Ha, boşanmayı kafaya koydun yani. Boşanmayı değil ayrılmayı süründürmeyi. Resti çektim aynen o da çocuklarımızda olduğu için iki evladımız vardı o zamanlar mecbur evliliğini kurtarmak için beni seçti. Şimdi bunu oğullarından önce kayınvalidem de birazcık daha otoriter şey olduğu için ilk önce onlara sundum bu teklifi. Beni dövmeye bile kalktı. Ben kaçtım elinden. Evet aynen. Sonra kayınpederim dedi siz ayrılın olmayacak falan filan dedi. Ondan sonra eşimle konuşmuşlar. Nasıl olduysa bir gün eşim geldi. Yatılı işteydi o zaman. Eşim gurbetteydi. Geldi dedi kesinlikle bunu kafandan çıkar dedi. Anam babamın yanından ayrılmam. Ben biri olanım duracağım dedi. İlk evlendiğimiz zamanlarda işte tek tük çalışıyordu yani. İlk günler göz boyamalık. Ondan sonra tabii baktım ben olmayacak. En son yapacağımı yapmak zorunda kaldım. Ne yaptın? Babamın evine gittim. İki çocukla iki oğlum vardı o zamanlar. Eşin ayrılmıyor diye sen bastın gittin. Bastım gittim. Bildiğin şeker çuvalına eşyalarımı bastım. Sırtıma da aldım. Gittim. Fırsat kolladım. Fırsatını bulunca da hemen tekmeyi bastım. Ondan sonra bayağı 1,5 yıl babamın evinde durmak zorunda kaldım. Bayağı inatçı çıktılar. Ha bayağı kalmış. Ben dedim ki peşin sıra gelmişlerdir herhalde. Asla 1,5 yıl. Ondan sonra ayrı ev tuttular. Öylelikle bir buçuk yıl boyunca hiç gelip giden olmadı mı seni döndürmek için? Yok olmadı. Eşim yalnız çocukları görmek için geliyor, gidiyor, ağlıyor. Böyle gözümün içine bakıyor. Yani benden gelse diye ama asla. Sen de inatsın koydum, bu arada. İnadım. Ha, aynen ondan sonra o dayanamadı. Ev tuttular, ayrıldılar. Eşimin huyları ama değişmedi. Yine sorumsuzlukları, eve gelmemezlikleri falan devam etti. Fakat ben önemsemedim. Evim ayrı olsun, çocuklarımla baş başa olayım da dedim. Ben her halükarda
illere biliyorsun eskiden dantel örülürdü, masa örtüleri bilmem neyle. Şimdi ne örten var ne de o işten para kazanan var. Artık o sezon bitti. Yani sen evi dantelle mi geçindirdin? Aynen, o zamanlar öyle geçindirdi. Eşin gene çalışmıyor. Girip girip çıkıyordu işlere. Bir hafta çalışırsa öbür haftaya çıkıyordu. İşte mesaiye kalınacak değil mi? Bu gece Kurtlar Vadisi var, ben mesaiye kalamam diyordu. Patron da yolu gösteriyordu. Talibin şu anda var mı hala? Var var, çok vardı ama daha boşanalı 3 ay oldu. Yani ayıp biraz. Ayıp olur, İlebine evet, karşı evet. Bir senenin geçmesi kırkını gerekiyor. Kırkını çıkarmışsın bir aslında. Bir seneden sonra. Yani, bir sene bir geçsin. Hayır zaten 4 ay kesin bir bekleme süresi var ya ondan sonra. Zaten onu da bir de biraz geçmişim biraz unutturuyorum herkese ondan sonra yani. Anladım. Evlilik oyuncak değil. 2,5 yıl denemiş, geri ayrılmış. Şimdi yeniden evlenmek istiyor. Yani bence hoş değil. Hadi bir kahve tamam, yap da içelim o zaman. Hadi bakalım. İnşallah başımızın ağrısını yok alır ya. Kahve. Ay. İnşallah Elmas Hanım kem gözden tekrardan bakmaz masana çatlayıveririm ortadan. Ayakkabılarım koptu çünkü. İçeri girer girmez ayakkabım koptu. İnan Elmas Hanım şöyle bir baktı çat dedi ayakkabım koptu. O kırmızılara nazar değdi. Nazar değdiniz. Lütfen birer nazar duası okuyalım. Olur olur. Gerçekten. Yani yırtılmış olabilir. Neden yani nazar değsin ki? Niye ona değsin nazar? Ay ne güzel gülüyor. Elmas Hanım'ın gözünü. Ay gülüşüm. Ferhunde'nin kem gözü. Elmas Hanım'ın gözü var. Ben Sevgi'ye hak veriyorum. Süzüle süzüle böyle artık kendime dün gelemedim. İnşallah bugünkü nazarı değmez bana. Ay seni zaten hiç sevmedi bu arada ben sana diyeyim. Senin bu su bir kışkısı da boğar. Dolmuşum. Nasıl döktüm aklım falan ermiyor. İşte buraya kadar dolu olunca hep gördüğüm adama dertleşiyorum. Gördüğüme konuşuyorum. Tabii çalışkan, becerikli olmam hasebiyle de donanımlılığım da fazla olduğu için konuşacak da çok şeyim var. O yüzden beni geveze zannediyorlar. Ay öldürdü beni. Seviyorum. Peki bir şey diyeceğim. Rukiye abla senin yaşını çok bilmiyorum ama ikinci evliliğini kaç yaşında yaptın? İkinci evliliğimi 21 yaşında yaptım. 21 yaşında evet. İkinci evliliği. Evet. Ha. Kahveler geldi. Dur bir de Elmas ablaya soralım. Aa, Elmas abla gel böyle sana zahmet. Geldim. Rukiye abla adam kaç yaşında? Adam benden büyük. 20 yaş benden büyük. Teşekkürler. Dur canım. Sen 20 yaşındayken adam 40 yaşında mıydı? Evet. Seni el üstünde tutması normal değil mi? Ama beni çok seviyor. Yani bir zahmet sevsin. Yani gören de gerçekten de şu an yaşı şey yapmıyor. Ama gören de... Hayır mutlusundur ona diyecek bir lafım yok. En sonunda servis ama... etseydiniz. Bir servisiniz görseydiniz. Yani bir tüm saydınız. Diye falan sorulmadı. İyi. Gerçekten mi? Evet. Kahveleri nasıl istersiniz demeden kalktı. Ben kahveleri getireyim dedi gitti. Yani nasıl içeceğinizi de söylemedi. Ben kahveyi de sevmedim doğrusu. Çok soğuktu. Elmas abla vermemeye niyet etmiş de işte. Elmas abla ayakkabıyı kopartmışsınız. Evet. Mutlu musunuz? Nazar eski ayakkabıyı giymiş gelmiş burada. Ne? Nasıl yeniydi kız? Şöyle nereden yeni ya? Yeniydi. Kaç senelik bak, ayakkabı modası geçmiş. Ne kaç senelik? Benimki yeni moda şimdi şöyle. Kayınvalide ayakkabısı. Yani böyle. İhtiyar ayakkabısı giymiş, kayınvalide ayakkabısı giymiş. Hayır bizim Konya'da doğru evet. Kayınvalide vallahi ayakkabısı sizin onunla. Konya'ya gittim gördüm de insanlar hep standart aynı ha, şey. Geniş değişik. Sizin Konya diyorsunuz da Konya'da benim akrabalar da var. Onlar da giyiyorlar böyle sosyete bir şey kışır şıkır şıkır. Ben bu sosyete değil mi? Ama bu ne? O kayınvalide ben gelin işte. Aynen işte. Seninki zaten tam gelin ayakkabısı. Tam gelin ayakkabısı. Elmas Hanım'ın dünkü bakışlarından sonra kendime gelemedim. Çok fenalaştım. Şimdi bu kadar iddialı bir kadın eminim iddialı bir menüyle de gelmiştir. Kendine de güveniyor. Elmas ablacığım karşındaki kameraya sayar mısın menünü buyur. Bugünkü menüm erişte çorbası, ara sıcağım kurucacık, kıymalı su böreği, Konya'mızın meşhur. Ana yemeğimiz İskender, çoban salata, tatlımız da havuç dilimi baklava. Yanında dondurma eşliğinde. Menüsünü basit buldum. İskender, yanındaki köz ne onu anlamadım. Domates, biber, soğan. Közlenmiş domates, biber. Lavaşları siz mi yapacaksınız? Yok ben yapmayacağım. Onun için bir hamaratlık gerek değil. Çünkü un, su, tuzu yoğurmakta evet. Bir şey yok. Ben zaten bugün çok hamur yoğuracağım. Ama... Su böreği hamuru var, baklava hamuru dün var. Dün ben de yaptım ama onlar ikisini de yoğurdum tamam. Ve
ucu ucuna yetiştirdim ve çok zorlandım. Herkes biliyor bunu. Hı-hı. Yani kendisinin yapması lazım hamuru. Kendisi yoğurup, kendisi açıp kesmesi lazım. Hadi bakalım. Ya döner yapacağız o zaman biz bugün mutfakta. Tadına bakacağız, göreceğiz. Anlaşılan Elmas Hanım mutfakta döktürecek bugün. Tabii ki süre de çok önemli. Dilek bunu çok daha iyi biliyor. Gerçekten. O yüzden de kafasına bir şeyleri oturtturuyor. Hiç durmadık biz yani. Hiç. Eminim Elmas Hanım da durmadık. Durmaz. Durmayacağım. Dünden arkadaşlar kendilerini gösterdiler. Puanlarını aldılar bende. Ama bugün eminim benim birinci olacağımı bildikleri için hepsi ikiyi basacak. Şimdiden ellerine sağlık diyoruz. Arkadaşlar afiyet olsun sizlere de. Bugün çok fazla bir şey atıştırmayın. Elmas Hanım güzel bir menü seçmiş. Lütfen aç gelin masaya ki cidden yemekleri yiyelim. Hadi bakalım görüşmek üzere cidden, buyurun. Cidden evet. Onları uğurlamayacağım ben. Aynen. Hiç yarışma modu yok. Hiçbirinde hırs göremedim. Zaten el becerisi de göremedim. Hepsi sıfır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.